Ben nasıl gireceğim buraya? Uçacağım mı yani? Kanat mı takayım ben buraya girmek için? Edirne'de nehir taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan ve büyük oranda tamamlanan Kanal Edirne projesi kapsamında Bosnaköy yolu üzerine yapılan ikinci köprü, çevredeki bahçeleri olumsuz etkiledi. Edirne'de etkili olan sağanak yağmurlarda köprüden kayan topraklar Nihat Bodur'a ait evin bahçe giriş kapısını kapattı. Tarzanlık yapa yapa şuraya bak. Yanından Kanal Edirne projesinin geçtiği bahçeli ev yaşanan nehir taşkınlarında su altında kalmıştı. Süvari Köprüsü'ne alternatif olarak bir süredir yapımı devam eden ikinci köprüden kayan topraklar evin kapısını kapatınca bahçede bulunan bir köpek ve yaklaşık 10 adet tavuk da mahsur kaldı. Bu yani güneşi yemiş vaziyette. Ben dün şuralara bakıyorum. Çamur buraya kadar bakıyor bak. Kapıyı kapayamıyorum. Gel burasını kapat. Bu kapı açılmıyor. Nasıl gireceğim buradan? Çıkacağım mı yani? Ne var derim? Bak içerisi çamur bu. Tarzanlık yapa yapa. Şuraya bak. Bahçe sahibi Nihat Bodur, köprünün yapılması sırasında yetkilileri uyardığını ancak kimseye sesini duyuramadığını söyledi. Şimdi tamam devletimiz bazı şeyler yapmak istiyor ama burada yani vatandaşın da mağduriyetini gidermek mecburiyetinde. Bunu belki taşörene verdi. Taşörenin hiçbir kontrolü yok. Devlet su işleri diyor ki kanalın %80'i %90'ı bitti. Gelsinler görsünler burada. Benim bu bahçeme nasıl gireceğim ben? Yani ben vatandaş değil miyim? Türkiye vatandaşı değil miyim ben yani beni bu kadar mağdur edeyim? 50 kere söyledim burayı köprü yapan arkadaşlar. Arkadaşlar bu toprak kayıyor. Beni yarın öbür gün mağdur edeceksiniz. Benim bahçeme giriş yok. Aa gördüler galiba bahçemi de. Bu bahçe böyle miydi? Herkes gelsin ki söylesin yani burada. Ben bu bahçemi işleyemiyorum yani. İşleyemeyecek duruma geldim. Yol girişi yok. İçeride hayvanların bakma çizme giyip de giriyorum yani. Bahçesinde çok sayıda meyve ağacı olduğunu, ayrıca sebze yetiştirdiğini belirten Bodur. Önceki gün yağan yağmurun ardından kapısı toprakla kaplanan bahçeye giremediğini ifade etti. Bodur, yaşadığı soruna yetkililerin çözüm bulmasını istedi. Her yağmur yağışında bu çilem benim devam ediyor. Bu toprak burasını taşımıyor. Söyledik bunlara biz bunu. Ama bilemiyorum mühendisinde midir, taşeronunda midir bir hata. Hiç kimse gayle almadı. Bu mağdur yönetimimizin giderilmesini istiyorum ben yani. Ben bu bahçeye nasıl gireceğim? Gelsin bir yetkili bana bir yol göstersin. Buradan yol yapacağız dedik. Geldiler buraya bir elektrik direği diktiler. Ben nasıl gireceğim buraya? Uçacağım mı yani? Kanat mı takayım ben buraya girmek için? Devlet Su İşleri Müdürü diyor ki kanalın %80'i bitti. Gelsinler görsünler yapılan bütün işçilik burada ikinciye yapılacak yine. Bütün yapılan kazılan topraklar dışarı tekrar içeri aktı. Bu yumuşak toprak buraya bir önlem alınmadığı sürece burası gene dolacak.